PES severler, Adanik sevenler, yeni bir bölümümüze daha hepiniz hoş geldiniz. Rakibimiz Beşiktaş. Hız kesmeden zaman ileri al deyip Beşiktaş maçına doğru geçelim. Şöyle bir kadrolara bakalım. Evet, kadromuzu ayarladık. Kadromuz bu şekilde. Hemen geri gel deyip başlama vuruşu deyip maçımıza geçiyoruz. Evet, İstanbul'dayız. Beşiktaş'ın sahasındayız. Deplasman'dayız. Vodafone Park'tayız. Hemen maçımıza doğru geçelim. Beşiktaş'ın vuruşuyla maça başladık. Her maçta olduğu gibi artık söylememe gerek yok. Önde baskımız devam ediyor. Evet, Rıdvan'dan rastgele bir pas. Lucas Perez. Niang. Wellington topu çaldı. Niang koşuyor. Niang. Enkudu topu kaybetmedi. Adem Laiç. Laiç topu kaybetmedi. Açkak koşuyor. Uzun bir pas. Recep. Bilal koşuyor. Rossi'ye bir pas. Bir orta. Lichowski. Dikkatli. Açka. Lichowski. Topu uzaklaştırdık. Castro. Niang'a bir pas. Pjanic. Geçit vermedi Niang'a. Wellington. Rıdvan'a döndü. Uzun bir pas. Ters kanada. Rossier'den uzun bir pas. Adem Laiç. Bilal. Uzun bir pas. Bir şut. Top dışarıda. Çok dengesiz bir şuttu. Turta. Top Niang'a geldi Niang. Topu indirdi ama orada Wellington var. Oyunu açtılar. Gezal en geriye döndü. Uzun bir pas yine. Castro. Castro. Bir ara pası. Niang. Niang. Castro dışarıda. Top gelmedi. Adem Laiç. Araya girdi. Gezal. Oğuzhan'a bir pas. Alex. Muharrem. Araya girdi. Topu da çaldı. Evet, Gezal da araya girdi. Franco. Franco topu alamadı. Gezal. Lichowski dikkatli. Recep. Hakem oynayın dedi. Top bizde. Evet, Perez'den hatalı bir pas oldu. Rossier geriye döndü. Bilal koşuyor. Muharrem. Franco Rozier'e indi. Bir orta geldi. Abdülkadir. Dikkatli. Recep. Evet, Beşiktaş da 3 puan peşinde. Bilal. Bir arpası maalesef top geçmedi. Geçse Niang kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama top Bilal'de. Niang. Lucas Perez. Niang. Açka. Bir şut. Çok kötü bir şut Recep'ten. Top dışarı çıktı. Beşiktaş ilk yarı daha etkiliydi. Dakikalar 35. Evet, Gezal topu kaybetmedi. Niang yetişemedi. Rıdvan. Enkudu'ya bir pas. Enkudu. Ama açka kademedeydi. Top Lucas Perez'de. Topu kaybetmedik. Recep. Evet, Montero ileri çıktı ve topu aldı. Top tekrar Rıdvan'da. Baskımız devam ediyor. Uzun bir pas. Bilal. Recep. Evet, hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı pek bir üstünlük gösteremedik ama Beşiktaş topla daha çok oynadı. Evet, 73'e 27. Birer şut var. Daha çok pas yaptı Beşiktaş. Ama ilk yarı sonucu
0-0 ikinci yarıya hız kesmeden devam edelim. Lucas Perez maça başladı. Hatalı bir pas oldu. Maalesef değerlendiremedik pozisyonu. Castro. Castro baskısı. Top taca çıktı. Wellington. Recep koşuyor. Bilal yetişmeye çalışıyor. Muharrem alamadı. Pjanić. Beşiktaş da boşluk alıyor ama Perez topu alamadı. Enkudu. Castro koşuyor. Laiç. Topu çaldık. Evet, hakem bu pozisyonu faul olarak değerlendirdi. Abdülkadir. Paslaşarak başlayacağız. Lichowski. Evet, bir hatalı pas daha. Ama top Recep'te. Recep. Perez. Şut. Maalesef top dışarıda. Evet, bir oyuncu değişikliği gerçekleştirelim top dışarı çıkmadan. Bilal'le de faul değiştirelim. Dakikalar 56. Deplasmandayız. Skor 0-0. Hakem tabelada 3 dakika göstermişti. Wellington. Evet, hakem maçı bitirdi. Deplasmanda Beşiktaş'tan 1 puan alabildik. Ankara'ya geri dönüyoruz. Evet, maç üstünü Beşiktaş'taydı ama biz 1 puan almayı başardık. Montero maçın oyuncusu seçilmiş. Diğer maçlara bir bakalım. Farklı bir skor. Fenerbahçe 3-1 yenmiş. Kasımpaşa deplasmanda 4-2 kazanmış. Evet, 12. haftanın da maç sonuçları da bu şekildeydi. Liderliğimiz devam ediyor. Adana Demirspor peşimizde. Bir sonraki maçımız Gaziantep. Ankara'dayız. Gaziantep maçına doğru geçelim. Önce formalarımızı kontrol edelim. Tamam, formalarımız güzel. Oyun planına bakalım. Tamam, kadromuzu ayarladık, güncelledik. Gaziantep karşısındaki kadromuz bu şekilde. Gaziantep Spor'un da çok değişik bir taktiği var. Teknik direktörü Erol Bulut. Tamam, hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Ankara'dayız. Rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü. Bu maçta da hedefimiz 3 puan ve Lucas Perez maça başladı. Perez topu saklayamadı. Tiko baskımız. Topu çaldı Perez. Geriye döndük. Fernandez. Faik. Açka süratlendi. İçeri bir pas. Fernandez. Şut çektirmediler. Açka. Top bizde. Hatalı bir pas. Top Maxim'de. İleri bir pas. Shao geriye döndü. Uzun bir pas oldu ama hatalı bir pas. Faik. Yani Lucas Perez. Top ağlarda. Yine Lucas Perez füzeyi gönderdi. Evet, Yılmaz Vural. Lige çıkar çıkmaz şampiyon mu olacağız acaba? Evet, pozisyon tekrarı hiç bekletmeden vurmuş Lucas Perez. Füzesini yollamış. Dakika 12'de 1-0. Öne geçtik. Kolker. Top Maxim'de. Maxim süratlendi. Ama kademede Abdülkadir var. Abdülkadir de süratlendi. Fernandez. Evet, rakibin yüzüne çarptı. Top Merkel'de kaldı. Bir uzun pas daha. Artık maçın
Son dakikalarına doğru girdik. Dakikalar 44. Evet, hatalı bir pas oldu maalesef. Pico. Evet, bizden de hatalı bir pas. Faik yetişebilecek mi? Yetişemedi ve hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıyı 1-0 kapattık. Orta alanda pek çoğalamadık. Paslar hemen hemen eşit. İkinci yarıya hız kesmeden devam edelim. Gaziantep deplasmanda, Ankara'da ikinci yarıya başladı. Uzun bir pas. Top bizde. Niyang yeni girdi. Pasını aktaramadı. Evet, hatalı bir pas. Lucas Perez. Şut! Defanstan sekti. Arce. Top tekrar Faik'te. Açka. Top tekrar Faik'te. İleri bir pas. Hatalı bir pas oldu maalesef. Merkel öne çıktı, top aldı. Derken Niyang. Perez yetişemedi. Evet, Ertuğrul topu uzaklaştırdı. Perez tam kalecinin önünde topu çalmak üzereyken topu taca yolladı. Arce. Forvetlerimizin biraz pas istemesi lazım. Niyang son anda kaleci. Oğuz, top Niyang'a gelmedi maalesef. Niyang koşuyor. Bir müdahale. Hakem faul olarak değerlendirdi. Kolker. Evet. Top almak için kaydık ama maalesef. Hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi. Oyuncularımızı bir tık öne çekelim. Arca indiremedi. Top aç katta. Perez, Niyang. Niyang süratli. Niyang. Bir çalım. Bir arpası. Perez. Top kornere çıktı. Oğuz'un bir müdahalesi var. Evet, hakem maalesef out dedi. Oyuna başladı. Top indiremedik. Açka. Evet, top bizde. Oğuz topa yetişemedi. Geri oynadık. Oyunu açalım. Faik. İleri bir pas. Niyang topu alamadı. Ama baskımız devam ediyor. Merkel. Arce, hakem faul dedi. Merkel'in isyanı. Hemen oyuna başladılar. Maxim. Abdülkadir. Topu çaldık. Niyang. Lucas Perez topu sakladı. Arce. Arce bir pas. Top Perez'de. Maalesef arka arkaya top kayıpları. Perez'de değiştirelim. Perez de biraz yoruldu. Tamam, bu şekilde iyi. Uzun oynadılar. Top bizde. Arce. Vakasso. 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 Yetişemedi. Faik indirdi. Niyang. Geriye döndük. Vakasso. Bir bindirme açka. Pası. Lucas Perez maalesef kalecinin önünde. Kalenin önünde. Bu pozisyonu değerlendiremedi. Evet, hızlı çıktık. Bir pas hatası daha. Joao. Maxim ve hakem offside dedi. Evet, oyuncu değişiklikleri. Perez oyundan çıkıyor. Paslaşarak oyuna başlayalım artık. Son dakikalar. Skor 1-0. İkinci golü bulamadık. Faik. Yeni bir pas oldu ama hatalı bir pas. Arca yetişecek mi? Arca yetişecek mi? Faik topu çaldı. Top bizde. Adrian. Birer pası Niyang. Top ağlarda. Niyang top ağlarda. Yılmaz Vural'ın gol sevinci ve Niyang'ın da gol sevinci. Kiralık forvetimiz gollerine devam ediyor. Antep maçında kayıpsız geçiyoruz. Dakikalar 85, artık maç bitti sayılır. Oyuncularımızı artık bir tık öne çekelim.
Faik. Niang sıyrıldı. Niang. Sıyrıldı Niang. Dışarı. Adrian. Adrian toparlarda. Toparlarda. Adrian oyuna girdi. Yine golünü attı. Dakika 88. Kaptanımız Adrian. 3-0. Öne geçtik. Gaziantep 4. kez santrali oyuna başladı. Açka topu çaldı. Bir ara pası Adrian. Adrian diriyi. Adrian. Evet. Bir müdahale hakem. Hakem alt dedi. Arkadan bir müdahale vardı. Enteresan pozisyon. Evet. Muharrem. Topu uzaklaştırdık. Adrian alamadı ve hakem maçı bitirdi. 3-0. Dakika 12, 85 ve 89'da Gaziantep'i de geçmeyi başardık. Maç istatistiklerine doğru gelelim. Evet, bu şekilde maçın oyuncusu Adrian seçildi. Rakibimiz Malatyaspor, deplasmandayız. Evet, bir animasyon devreye girdi. Evet, Messi dünyada yılın futbolcusu seçildi. Evet, şimdiki rakibimiz Malatyaspor, deplasmandayız. Daha sonra Ankara'ya Adana Demirspor geliyor. İyi bir bölüm geçirdik. Takım bilgisinden tekrar lig programına bir göz atalım. İstanbul'dan bir puanla döndük ama kendi evimizde Antep'e acımadık. 3 puanı 3 gol aldık. Rakibimiz Malatya ve Adana Demirspor. Bu bölümden de bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.